Merhaba arkadaşlar, adım Konsa, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Bu videomuzun konusu ev gezerken mal sahibiyle artık son konuları konuşurken sormamamız gereken sorular. Bu evi neden satıyor? Bu soru bizi gerçekten biraz zorluyor. Çünkü Yunanistan'da bu tarz şeyler biraz kişisel olarak düşünülür. Bir de bir insanın mülkünü satmasının değişik sebepleri vardır. Bunların çoğu bir zorluk. Zorluk yüzünden satan insanlar evlerini. Genelde de o eve bağlıdırlar. Ve onu o anda o adama da hatırlatmak çok akıllıca bir iş değil. Şimdi bu sorunun geleceğini hissettiğim zaman bende biraz tedirginlik başlıyor. Ve olabildiğince soruyu yumuşak bir şekilde aktarıp cevabı da yumuşak bir şekilde geri almaya çalışıyorum. Bir defasında mal sahibi dedi ki o da ne? Ev benim değil mi? İster satarım ister satmam. Çok çok büyük bir konu değil ama Yunanistan'da sorulması gereken bir soru değil. Bu konuyla alakalı olarak da ben de hala amacını anlamış değilim bu sorunun. Yani bir insanın mülkünü neden satmak istediğini sormanın da bir manasını kendi içimde cevaplayamıyorum. Burada eğer pazarlık etmek için adam ne diyecek? Benim ihtiyacım var. Ne manasız bir şey. O konuyla alakalı zaten kartlarını göstermeyecek birisi. Yalan söyleyecek. Bütün bunlar pazarlık usulüyle alakalı şeyler. Pazarlık etmek bir zanaat. Pazarlık etmek mekanik bir işlem değil, dinamik bir işlem. O anda kıvrak zekayla yapılması gereken bir işlem. Kazan kazan tarzındaki pazarlıkları ben çok fazla sevmiyorum. Yani adam ne derse yarısı, ortada buluşalım, win-win, kazan kazan, bu tarz saçma sapan pazarlık şekilleriyle alakalı düşüncem net. Eğer bu pazarlığı kolaylaştırılacak diye o bilgiye ihtiyaç olacaksa evin içindeyken zaten gözlerinizi sağa sola çevirin. O evin ekonomik durumuyla alakalı her şey ev konuşur. Ev konuşur, resimler konuşur, mutfak konuşur, temizlik konuşur. Ev zaten kendi kendine konuşur. İlle de soru sormanın bir alemi yoktur. İnsan da konuşur. Bazen soru sormak değil, susmak ve izlemek, dikkatli bir şekilde izlemek bence daha mantıklısı. Bundan daha doğru bilgi gelmez, bundan daha dürüst bilgi gelmez. Bir insanın vücut lisanı zaten her şeyi bangır bangır söyler. Çok fazla soru sormaya gerek yoktur. Aynı şekilde emlakçılar için. Ben bunu sadece alıcılara söylemiyorum şimdi. Bazen satıcılar da dakikalarca evi anlatırlar. Yok bu evin şurası böyle, şurası böyle, şurası böyle. Ben bunun da çok iyi bir şey olduğunu düşünmem. Zaten gelen insan minimum senin kadar iyi biliyordur. Bizim şirketteki personelimize de söylüyorum. Yani güneş şuradan bakıyor, şuradan yatıyor, şuradan kalkıyor. Bu tarz şeyler satış değil. Bir şey satmak istiyorsan susarak da satabilirsin. Susmak da bir şeyler söylemektir. Dolayısıyla satın alan kişiler için konuşuyorum. Eğer mümkünse bu mülkü neden satıyorum sorusunu sormayın. Diğer emlakçılara da yardımcı olsun diye bu kanalı sadece bize gelenler izlemiyor. Diğer emlakçı arkadaşlarıma da yardımcı olsun diye
çektiğim bir video bu. Ne olur Yunanistan'da bu adam bu mülkü neden satıyor sorusunu sormayın. Bana sorun, ben size söylerim neden sattığını. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.